İnce bileklerim vardı. Önce annemden öğrendim anne babayı. Sonra da hayatı öğrenmeden senin şefkatli kollarına... Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitimimizin değerli yöneticileri, Gündüzap Eğitim Kurumlarının değerli idarecileri, öğretmenleri, saygıdeğer veliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç gündür yaşadığımız yoğun yağış bugün herhalde açılışımızı da bir bakıma hem daha kolay kılmak hem de buradaki bu etkinliği tasvip eder manada güneş parlıyor. Gençlerimizin inşallah gelecekleri de bugünkü gün kadar aydınlık olur. Değerli dostlarım, bir defa bir eğitim kurumunun açılışı gibi güzel bir vesileyle bir araya geliyoruz. Eğitim, tarih boyunca insanlığın gelecek kuşakları yetiştirmek, gelecek kuşakları ve bu sayede kendi geleceklerini garanti altına almak için asla vazgeçilmeyecek ve insanı tüm varlıklar içinde en üstün konuma getirmek için ön şart niteliğinde olduğu için bütün toplumların geçemediği bir hizmet. Kamu hizmetleri içinde de güvenlikten sonra sağlıkla birlikte ön sırayı teşkil ediyor. Bunu son dönemde tabii bizim Manisa milletvekillerimizden çok sayıda plan bütçe komisyonunda olunca komisyondaki çalışmalar ve Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bütçe hakkında da sohbet etme imkanı oluyor. Son yıllardır uzun süredir arzulanan kamu kaynakları içinde en fazla ödeneğin ayrıldığı sektör olarak da milli eğitim ön planda. Bunu ülke olarak da ne kadar öncelediğimiz görünüyor. Fakat sadece kamu kaynaklarıyla eğitime yapılanın yanında tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da belki Türkiye ortalamasının üzerinde kamunun çok yaklaşınca yansıma yapıyor. Kamunun eğitim sektörüne özellikle eğitimin okul fiziki mekan hazırlama alanda yaptığı yatırıma çok fazla sayıda hayırsever katkısı var. Bu milli eğitimin okullarına katkı. Şu an içinde bulunduğumuz kurum gibi eğitimin fiziki mekanının hazırlanması yanında yürütülmesi konusunda da hayırseverlerimizin ve özel sektörümüzün ciddi gayretleri var. Değerli başkanımızın söylediği husus aynı zamanda sadece kendi öğrencisine ışık tutma değil, aynı zamanda milli eğitim olarak bizim verdiğimiz eğitim kalitesine yönelik olumlu katkılar yönüyle de doğrudur. Değerli dostlar, önümüzdeki günlerde tabii hemen yarın çocuklarımızın lise geçiş merkezi sınavı var. Ben bu vesileyle çocuklarımıza, 8. sınıf çocuklarımıza hem bu kurumlarda eğitim görün hem Manisa'daki tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Şimdi sınav hayatın vazgeçilmez bir parçası. Konuşmamı sonlandırmadan sınavın aslında veya bilgi öğrenmenin eğitimin tek bir unsuru olmadığını da vurgulamak istiyorum. Biz eğitim kurumlarında sadece çocuklarımıza bilgi değil, aynı zamanda toplumsal değerlerimizi, manevi değerlerimizi ve
insan olmanın, toplum içinde yaşamanın gerektirdiği tüm donanımı vermek zorundayız. Bu ilim yanında irfan olarak eskiden beri ifade edilen bir husus, fakat son dönemde maalesef bizim eğitim sistemimizde öğretme ve bilgi öncelenir. Kişilerin, yeni kuşağın bir takım erdemlerle donatılması değerler eğitimi denilebilecek boyutu, irfan boyutu biraz daha ikinci plana itilir oldu. Fakat bunun çok doğru olmadığını, çocuklarımızın sınav başarıları kadar çevreyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ilişkileri ve birey olarak sahip oldukları değerin çok önemli olduğunu yakın zamanda daha iyi anlamaya başladık. Bir takım sosyal sorunlarla birlikte. Ben çocuklarımıza hem eğitim alanında, bilgi alanında, sınavlarda başarılar dilerken aynı zamanda inşallah iyi topluma yararlı bireyler olarak bahtları açık olur diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Emeği geçen tüm dostlarımıza buradan saygılarımı sunuyorum. Onların yaptığı katkılar hem bu kurumların hem de toplumumuzun inşası için çok önemli katkılar. Bunlar her türlü takdirin, teşekkürün üzerinde katkılar. Cenab-ı Hak bunu kendisi de ödüllendirecek. Ona yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, bu kurumumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Birkaç gün önce geçirdiğimiz Öğretmenler Günü'nü de tebrik ederek fiziki mekanı bu şekilde güzel hazırlanmış olan kurumda öğretmenlerimizin gençlerimize aydınlık ve sağladığı ışığın sürekli devam etmesi ve geleceğin bu çocuklarımız vasıtasıyla daha aydınlık olması temennisiyle size saygılar sunuyorum.
Kamu yönetimi var, siyasal. Bunlardan memnun olduktan sonra önce KPSS'ye gidiyoruz. Sonra seçimi genel bir seçim. Burada yüksek puanlarla zaten tamamlaşacağız. İşler Bakanı. Evet, Türkiye'nin gelecekteki yeni valisi bir tanesi. Sayın Başkanım.